basınımızı yurtimize bildirerek temsilcilerimize dedikleri. Öncelikle senede bir gün olmamak üzere aslında hep bizim yanımızda çok kıymetlisiniz. Ama 10 Ocak gazeteciler gününüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizlere meslek hayatında, aile hayatında sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bugün pazar günü insanların istirahat etmesi, belki de dinlenmesi düşünülen bir gün. Bizi kırmadınız, bizim için çok önem verdiğimiz bir günde buraya geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Tabii biz isterdik ayın 10'unda olsun ama o günün yoğunluğundan dolayı Sevda Hanım'la beraber istişare sonucu ne yapalım, nasıl yapalım? Bugün de karar kılındı. 20 tane gazeteci arkadaşı bölgemizden davet edebildik. Bize gelen liste çok daha kalabalıktı ama gönül arzu eder ki bütün Türkiye'deki gazetecilerin hayatının kolaylaşmasında bizlere de katkısı olsun ama 20 tane arkadaşımızı davet ettik. Burada göremediğim meslektaşlarınıza ufak bir sitemim de olsa yine de onlar da bizim başımızın tacıdır. Biz onları gidip olmazsa yerlerinde ziyaret ederiz. Onlardan alacaklı duruma geçeriz. Ne yapalım? Bizim kapımız her zaman açık. Bugün olmasa da başka günlerde burada sizleri görmekten yine mutluluk duyacağız. Şimdi arkadaşlar aslında çok konuşmadan sizleri de tek tek tanıma adına biraz zaman bırakmak istiyorum. Daha sonra da en sonunda bilginiz olsun. Burada olmayan Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayımız bundan yaklaşık 3 hafta önce demişlerdi ki ya bir yerel gazetecilerle bir araya gelelim, bir oturup bir söyleşide bulunalım diye. Ben de bugün vesilesiyle Fesil'deki Mert Bey'i de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayımız davet etmiştim. Kendisi Ankara'da olduğundan dolayı kendisinin basın danışmanı tanıdığımdan da dolayı memnun olduğum Sibel Hanım'ı buraya gönderdi. Gönderirken de dedim ya biz yeni partiyiz. Biz ufak da olsa gazetecilerimizin bugünün anısına bir hediyemiz olacak ama sizler de unutmayın diye sağ olsun. Onlar da sizin ağzınızı tatlandırmak adına ufak bir hediyesi olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben gazeteyle tanışmam ne zaman oldu? İsmim Ömer Karahan. Ardahan Çıldır doğumluyum. 64 doğumluyum. Önce bir 69 yılında çocukken rahmetli babamın yanına çalıştığı yerde ona yarenlik etme, arkadaşlık etme, evlatlık etme adına gelmiştim 69 yılında. İstanbul'un tabii ki o zaman çok baki, çok doğal olduğu dönemlerdi. Hem komşuluk hem şehir açısından. 70 yılında köye dönmüştük. Okula başladıktan sonra 71-72 yıllarında bizim köye 10 gün sonranın gazeteleri devirdi. Biz o gazeteleri okurduk. Sanki o günün haberiymiş gibi de yani ilkokul 2'de, 3'te böyle mutlu olurduk gazete haberlerini okuduk diye. Daha sonra 73 yılında İstanbul'a geldiğimiz zaman Kıbrıs Savaşı olmuştu. Ve orada bir meslektaşınız Rumlara esir düşmüştü. Ertuğrul Bey soy ismi şu an Akbay mı olacak? Hep onun gazeteci olarak oradaki esir aldığı dönemin haberlerini takip etmiştik. Merakla ne zaman özgürlüğüne kavuşacak, ne zaman işte bu esaretten kurtulacak diye. Gazete bizim hayatımızda gerçekten her meslek grubunun çok önemi olduğu gibi gazetenin de benim için çok önemi var. Hatta bir gün gazetede bir haber vardı. İşte bir yakın komşumuz trafik kazasında Aksaray'da bir araç ezmişti oğluyla beraber. Gazetede şöyle bir haber vardı. Acımasız şoför oğluyla annesini ezdi, kızını kaçırdı diye. Şimdi kızı evde,
Gazete öyle yazıyor, diyorum ki gazete yazmışsa doğrudur. Ama bu kız niye burada? Çocuk aklımla gazete yanlış yazamaz, gazetenin doğru bir haber yapması mümkün değil diye kızını gördüğüm halde ben bir çelişki yaşamıştım çocuk aklımla. Çünkü gazeteci ve gazete yanlış haber yazmaz, yazamaz. Belki bir eksiklik olmuştur ama gazete benim için o kadar önemli. Yani canlı gördüğüm insana bile inanamamıştım. Ya gazete öyle yazmış, bu burada nasıl bir çelişki diye. Onun için gazete bizim hayatımızda haber alma adına, toplumumuzun aydınlanma adına çok önemli bir işlevinin olduğunu biliyorum. Sizlerin içinde bulunduğunuz şartların ne kadar zor, tırnaklarınızla böyle ayaklarınızın adımlar atarak evinizin rızkını götürmek için ne kadar zorlandığınızı biliyorum yani. Dolayısıyla sizlerin gerçekten bu toplumda birçok meslek grubunun hak ettiği değeri görmediği gibi sizlerin de bu manada hakkınızın alınmadığı, zaman zaman zorluklara, hapislere düçar olduğunuz, bazen ulusal manada da olsa gazetecilerimizin katledildiği, zindanlara atıldığı maalesef acı olayları yaşıyoruz. Bu hayatın içinde maalesef olan şeyler, bu omurgalı duruş yapan siyasetçi için de böyledir. Doktor için, hekim için de böyledir, gazeteci için de böyledir. Dolayısıyla inşallah yarın daha mutlu günleri gazeteciler adına da, bu toplum adına da temenni ediyoruz. Biz Deva Partisi olarak yola çıktığımız zaman genel başkanımızın ülkeye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istediğini, bunu klasik, muhafazakar, milliyetçi ya da tek başına bir siyaset kulvara hapsetmeden toplumun her kesimini kucaklayan bir siyasi anlayış getirmek istediğini görünce heyecanla bu kurucular kim, genel merkez nerede diye takibi almıştım. Daha sonra geçen zaman diliminde bir il başkanımız atanmıştı. Gidip ziyaret etmiştik ve o zaman demiştim ki Sayın Başkanım, Esenyurt 1 milyonun üzerinde nüfusu olan siyasetin en zirvede yaşandığı hareketli bir yer. Ne olur Esenyurt'ta hata yapmayın. Bazı duyduğumuz bir isimler oluyor. Bunlar olursa Esenyurt'ta sizin ortaya koymak istediğiniz siyaset anlayışına ters olacağını düşünüyorum. Aradan geçen bir ay sonra Halis Bey'i ilçe başkanı olarak atamışlardı. Ona hayırlı olsuna gittiğimiz zaman o da sağ olsun bizi yönetimine almıştı. Ve Esenyurt Deva Partisi'nin kurucu yönetim kurulu olarak göreve başlamıştı. Orada tanışma döneminde meslektaşımız, o zaman bizim de siyasetteki yol arkadaşımız olan ve ilk kez karşılaştığım Serdar Hanım'la tanışmıştım. O da çok mutlu olmuştu. Demişti ya, Ardahan'dan çok siyasetçi var ama Çıldır'dan hiç yok, seni görünce de sevindim demişti. Ben de onu gördüğüm zaman çok mutlu olmuştum. O şu anda sizin mesleğinizi icra ediyor. Siyaset kimliğini bir kenara bırakmış olsa bile bazen Serdar Başkanım, bazen Serdar Hanım, yani sağ olsun o da anlayışla karşılıyor. Bizim artık hemşerilik hukukuna mı dersiniz, neye derseniz deyin, onun hoşgörüsüyle de böyle karşılaştığımız oluyor. Şimdi Halis Bey'in malum aday adaylığı sürecinde 28 Mayıs sürecinde partimizden aday adaylığı ile ilgili ayrılmasından sonra yaşanan süreçte genel merkez bizi burada ilçe başkanı olarak atadı. Tabii biz burada içimizde hukukçu, işte hesap uzmanı, mali müşavir, çeşitli meslek grubuna mensup arkadaşlarımız vardı yönetimimizde. Ben işte siyasi hayatımı 92 yılında Büyükçekmece Refah Partisi ilçe yönetiminde başlamıştım. 99'a kadar orada sürdürmüştüm ve bir dönemde Esenyurt'ta belediye meclis üyeliği görevinde bulunmuştum.
99 yılında ben ceketimi astım. Yaşım o zaman genç olmasına rağmen dedim ki bundan sonra da gençler devam etsin. Ben kendi işime gücüme bakacağım diye. Fakat ülkede bir sorun olduğu zaman sizin kendi keyfi ve rahatınızı düşünme gibi bir lüksünüz olmaz, olamaz. Dolayısıyla önce bir alternatif Şener Bey parti kurduğu zaman düzgün bir insan olduğuna olan inancımdan kaynaklı orada ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştum. 5 ay gibi bir süre kalmıştı. Zaten parti kapanınca da biz de oradan ayrılmıştık. Daha sonra işte bahsettiğim gibi Deva Partisi'nde Alış Bey'den sonra görev bize verilince hızlı bir şekilde bizim sürdürülebilir bir durumumuz olsun diye ilçe binamızı taşıdık. Yeni bir yönetim oluşturduk. Bizden önce Güven Bey bizim bir yönetim kurulu üyemiz. Kendisi ile aday adaylığı için başvurmuştu belediye başkanı aday adaylığı. Biz demiştik ki Deva Partisi Türkiye'de bu toplumu kucaklayan çok geniş yelpazeye hitap eden bir parti. Esenyurt'ta 1 milyona aşkın bir nüfusu olan bir yer. Her partide 20'şer 10'ar aday varken bizim partimizde Güven Bey'le beraber bir başka arkadaşlarımız da olmalı. Biz de Ali Emrah Bey'i siyaset bazen insanların partileri aşındırdığı, bazen de partilerin insanları aşındırdığı bir mekanizmadır. Biz de Ali Emrah Bey'e gittik, davette bulunduk. Sağ olsun o da geldi. Şu anda 2 tane aday adayımız var. Birisi Güven Doğren Bey, birisi Ali Emrah Bey. Şu an 2 aday adayımız var. Seçimlere Deva Partisi adına gireceğiz. İttifak diye bir şey söz konusu değil. Hatta burada adaylığımız söz konusu olunca ilçe başkan adaylığımız gerçekleşmeden önce bir de işte çeşitli partilerden gelin beraber hareket edelim. İşte ortak bir 3. yol yapalım diye. Bizim olmazsa olmazımız şuydu. Meclis üyesi sizin olsun. 1, 2, 3, 4, 5 ama aday bizden olacak, logo bizden olacak, bizim bayrağımız bizim logomuz olacak. Ülkenin menfaati partinin menfaatinin önündedir diye Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmişti. O zaman gönül koyan arkadaşlarımız, belki partide kırılan arkadaşlarımız olmuştu. Ama inanın siyaset bazen ailenden, canından vazgeçme, ülkenin, toplumun menfaatlerini önceleme durumu olması gerekir. O manada biz o zaman uhde olan içimizdeki kendi logomuzla giremememizin de gerekçesiyle bu seçimde Esenyurt'ta iddialıyız. 2 adayımız var. 10'la çarpın 20 adaydır. Neden 20 adaydır? Bana göre namuslu, erdemli her bir insan 10 kişiye bedeldir. Şimdi bazen projeler anlatılıyor. Esenyurt'ta ne yapacaksın? Ya klasik ben söyleyeyim. Park yapacağım, okul yapacağım, kreş yapacağım. Şunu yapacağım, trafiği çözeceğim. Ya 15 yıl sen bu Esenyurt'ta belediye başkanlığı yapmışsan, bu sorunlar varsa bunun sebebi sensin zaten sen. Sen niye burayı planlarken, sen niye burayı yönetirken bunları düşünmedin de 15 yıl sonra geldin, ben Esenyurt'ta şunu çözeceğim, bunu çözeceğim. Ya sorunun kaynağı senken neyi çözeceksin? İnanın ben AK Parti mensubu değilken Necmi Bey görevden alındığı zaman ya da istifa ettiği zaman bir gün oruç adamıştım. Ne için biliyor musunuz? Yanında olup onunla beraber hareket eden, bu işte sorumluluğu olan insanlardan biri olmasın. Söz veriyorum dedim. Tanımadığım, bilmediğim ama yıpranmamış bir adam çıksın. Bir gün oruç tutacağım. Ali Murat Alatepe'yi hayatımda ne görmüşlüğüm vardı, ne tanımışlığım. Bir gün oruç borcum var onun yüzünden. Niye? İşte Esenyurt'a yıpranmamış, temiz, namuslu bir insan gelip hizmet etsin diye. Esenyurt bizim yaşadığımız yer.
babamın, annemin üzerinde de benim mezarımın hazır olduğu bir yer. Dolayısıyla Esenyurt'a herkesin kendi adına bir borcu var. O borcu ödemek zorunda. Bu başka bir partiye mensup olsanız bile Esenyurt'un iyi yönetilmesi adına herkesin kendi üstüne düşen bir borcu var. Biz de Esenyurt'un çaresiz olmadığını, iki partiye, üç partiye mahkum olmadığını, Ali Babacan gibi her dinlediğimde diyorum ki ya bu adamın bana ters düşen bir yanını bulayım, ya bundan soğuyayım, ama her dinlediğimde ya diyorum ki bu konuşmayı siyasete ilk girecek olan insana dinlettiğiniz zaman devalı olması için yeter. İnanın öyle bir genel başkan, öyle bir tertemiz bir kadroyla siyasi arenada mücadele ediyor. Türkiye'nin her tarafında kendi mücadelesini, kendi partisi adına seçimlere girmeyi hedefliyor. Biz de Esenyurt'tan iyi haberler vereceğimizin sözünü vermiştik ona. İnşallah yakın zamanda adayımızın netleştikten sonra bir tane dahi meclis üyesinde hata yapmamak üzere kesinlikle Esenyurt'ta bizim başımızı öne eğdirecek en ufak bir noktayı dahi yapmamak üzere siyasette yol yürümeyi hedeflemişiz. Yani ben siyasette hamdolsun ne bir rant, ne bir çıkar, ne bir kendine menfaat için mücadele etmedim. Ama eğer şu 60 yaşını devirmiş bir insan olarak Esenyurt'a ya geldi, yaşadı, gitti, Esenyurt'a da kendince bir emeği oldu dedirtebiliyorsam benim en büyük sermayem bu olacak, en büyük kazanımım bu olacak. Bu manada tekrar sizlerden buraya katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aday adaylarımız kısa kendilerini tanıtsın. Sizlerin de fazla zamanını almadan sizleri de yakinen tanımak adına kendinizi kısaca tanıtırsanız mutlu olurum. Daha sonra dediğim gibi hem aday adayımız Emrah Bey hem Sibel Hanım sizlere bugünün anısına ufak bir hediyesi olacak. Yani onlarla ilgili de hem onların sizi hem siz onlarla ilgili bir anınız olsun diye de resim vermek isterseniz hediye verirken verirsiniz. Yok, gerek yok derseniz de ona da saygı duyarım. Çünkü ben bazen verilen her hediyenin de resimlenmesini pek de doğru bulmuyorum ama işte ne bileyim bazen de siyaset ya da basın görsele dayalı olduğu için bunu da bir ihtiyaç olarak karşılıyorlar. Beni sabırla dinlediniz. Her birinizin ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık, kalemlerine sağlık. En kötü gününüz böyle olsun. Sağ olun, var olun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çalışan Emekçi Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. İşiniz çok zor. Ben Güven Doğru'ya 1969 Ardahan doğumluyum. Ömer Başkan da dediği gibi orada doğduk ama mezarımız, mezar taşlarımız ve atalarımız burada yatıyor. O yüzden ben Esenyurt'um. 84'ten beri Esenyurt'un çocuğuyum. Ne kadar bir doğduğum toprak Ardahan olsa da doğduğum yer, yaşadığım yer Esenyurt. O yüzden Esenyurt'a borçlu ve sorumluluk hissi adı altında aday adaylığımızı açıklamıştım. Partimizin İstanbul kurucularındanım. 3 yıldır görev yapıyorum İstanbul ilde. Esenyurt'tan ilde görev almama rağmen hiç elimi çekmedim. Çünkü Esenyurt benim gerçekten yaşadığım toprağım, yurdum, mekanım, ticaretim, her şeyim burada. O yüzden Esenyurt sorumlu adı altında Esenyurt halkının karşısında kısmet olursa, partimizle uygun görürse çıkıp gerek Emre kardeşim, gerek ben hiç fark etmez. Hangimiz aday olursak partimizi en iyi şekilde temsil etme adına burada bunun gayretini vereceğiz. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Aslında sizleri dinlemek istiyorum. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Adım Ali Nur Gürbüz. Muş Kurmanık doğumluyum. 35 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Aslında inşaat mühendisiyim ama öğretmen olduğumu daha çok zikretmek istiyorum.
siyasetle aslında çok fazla alakam yok ama ülkenin sorunlarıyla hepiniz gibi ben de alakadar olmak istiyorum. 2017'de öğretmenliği bıraktım. İşte başka bir sektörde ticarete başladım. Mesut'la bir askerlik arkadaşlarımız var. Çok uzun vadeli. O ile Ömer abi benim reisimlerden geçtiler. Hocam dediler, biz seni bu piyasada görmek istiyoruz. Ben tabii önce hiç ilgilenmedim. Gelirim dedim, yarın, öbür gün şu. Sonra Mesut bana dedi ki, dedi biz her şeyimizi bırakıyoruz. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her şeyden vazgeçip bu işe canı gönülden çaba sarf ediyoruz, zaman sarf ediyoruz. Neden sen öğretmenim orada burada deyip ahkam kesiyorsun da bir işin ucundan neden tutmuyorsun dedi. Vallahi de ben bundan etkilendim. Dedim ki yani şartları belki de benimkinden daha düşükte. Neden o bu kadar fedakarlık yapmak istiyor da ben neden bir işin ucundan tutmayayım? Olsun dedim. O zaman her türlü maddi, manevi, psikolojik her türlü yanınızda. O da dedi ki bu yetmez dedi. Gel dedi aday adayı ol. Sonra ben Ömer abiyle tanıştım. Hepinizin huzurunda söylüyorum. Deva'dakilerin hepsinden. Yani iyi ki de gelmişim, iyi ki de hiçbir şey olmasa bile onları tanımam bana çok şey kattıklarına inanıyorum. Sizin huzurunuzda da onlardan teşekkür ediyorum. Ama sizin için hazırladığım yazıyı da okumak istiyorum. Gazetecilik halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardım olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektif, ilkeli, özel hayatta ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri muhtesinde barındıran önemli bir meslektir. Ve zor bir meslektir. Eminim ki eserimizde de daha zor. Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımızın da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmada bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızla geliştiği günümüz dünyasında medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında da sosyal medya olarak da nitelendiren anlık haberleşme ve bilgi paylaşımı ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüz gazetelerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin gözü, kulağı ve hatta dili olan vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını doğru biçimde karşılamasına vesile olan siz ve üzerimizin şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sağlayacağınızdan emin. Basın mensuplarının en önemli vasıfları gücünü halktan alıyor olmalarıdır. Bir şekilde haber ve yayın alma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmaktadır. Basının her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması milletimizin huzuru ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki gazetecilerimizin sahip oldukları bu sorumluluk ile Esenyurt'umuzun, İstanbul'umuzun ve hatta ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesine katkı sağlamak olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir. Bu anlamda görev yapan basın mensuplarının üzerlerine düşen görevi yapacaklarına canı gönülden inanıyorum. Başta sizleri ve sizin huzurunuzda bütün gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutlar en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. Bizim meslektaşınız burada olmayan Büyükşehir Belediye Başkan aday adayımızın basın temsilcisi. Ben önce meslektaşlarımı tanımak isterim başkanım sizleri. Şundan. Peki o zaman sırayla kısa kendimizi tanıtırsanız sonra da meslektaşımız bu işe noktayı koysun. Biz hocam buradan başlıyoruz. Bir şeyden başlasın. Erdoğan buradan başlayalım. Buyurun. Erdoğan ben başlayayım. Erdal Karasansar ben. Doğma büyüme Esenyurt'luyum. Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Abiyle de uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini çok severiz. Yeni başladığı bir görevde de kendisine başarılar diliyorum. Aday adaylarımıza da hayırlı olsun diyoruz. Başarılar kılmasına. Öyle bir günde bizi ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Genel Başkan teşekkür ederim öncelikle şu kalabalık izlenmek için. Cihan Beyaz Meydan TV. Aday adaylarımıza da başarılar diliyorum ve sizlere de hayırlı olsun diyorum. Bizleri bir araya getirdik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kahvaltı için ben de teşekkür ediyorum. Damga ve Haberler Gazetesi Barış Kış. Evet, afiyet olsun herkese. Sevda Durgun ben de. Ben de bu yıllardır gazeteciyim ama artık gittikten sonra
Dedim odasını bırakarak artık televizyon dünyasına merhaba dedim. Şimdi Cem TV'ye, Yıldız NTV'ye siyaset programı yapıyoruz evladımızdan burada diye. Ama aynı zamanda da Yurttemel Ajansı.com'da internet sitemiz var. Bu sürede tabii kısa değil aslında. 2,5 yıl gibi bir sürede Deva Partisi'nin siyaset yaptı. Merkez biliyordur. Genel merkezlerinin peşinden başlıyor. Ama seçimden önce yaklaşık 2 yıla yakındır siyaseti de bıraktım. Meslek aşkı, mesleğime olan sevgim ağırlar diyelim. Ve mesleğime kaldığım yerden devam ediyorum. Sibel Hanım da Ankara'da zaten. Telefonla da konuşuyoruz. Hem Büyükşehir adayına, hem Esenyurt aday adaylarına, aday dedim, Allah söyledi herhalde, Fesli Bey aday olacak. Başarılar diliyorum. Ömer abi çok kıymetli. Deva sayesinde tanıdım ben Ömer abiyi. Az önce anlattı zaten tanışma hikayemizi. Çıldırın olması benim için ayrı bir tabii özel. O yüzden çok başarılı bir ilçe başkanı, başarılı bir teşkilat var burada. Hepsine başarılar diliyorum. Böyle güzel bir günü de düşündüğü için, gazetecileri ağırladığı için, tüm teşkilat mensubu hem arkadaşlar hem de Ömer abinin hepsine çok teşekkür ediyorum. İskender Kordu, istanbulhaber.com sitesinin sahibi. Aynı zamanda gazeteyazıyor.com.tr internet sitesine editörlük yapıyorum spor üzerine. Ömer Bey'e de bugünkü daveti için, gazetecilerin okumadığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisine de 25 yıldır tanıyorum. Ben de Esenyurt'lu bir gazeteciyim. Büyükçekmece'de oturmama rağmen her zaman Esenyurt'luyum bu durum için. Bütün meslektaşlarımın da 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Size de hayırlı olsun diyorum Ömer Bey. Adaylarımıza da bir yoluna çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emin Beyaz, Anahtar Gazetesi, Erson Murat. Sabahattin Acar, Marmara'nın sizi kastettiği son nokta pere imkan sahibi. Hakan Azar, Kent Haber Gazetesi ve Esenyurt Haberler.com'un sahibiyim. Başkan, bugün burada sizi aradınız. Size, nezdinizde yönetim kuruluna ve bugün burada emeği geçirmeye çok teşekkür ediyorum. Aday ve arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Murat Aydoğdu, Bilal Bey'in de davet üzerine rica ediyoruz. Evet. Esnaf kardeşimizin ben de. Hepinize ayrı olsun diyorum. Biz de beraberiz. Evet, bizim kendisi söylemeyecektir, ben söyleyeyim. İlk kadın belediye meclis üyesi aday adayımız. Evet, teşekkürler. Eylem Erdem ben de. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Yetişkinim. Esenyurt'ta ilk Deva Partisi kurulduğunda ben de orada göreve başladım. Çünkü ülkemin daha iyi bir noktada olmasını istiyorum. İnsanlarımın daha iyi bir, daha iyi şartlarda yaşamasını istiyorum. Siyasete girme amacım da buydu. O nedenle de Deva Partisi kurulduğundan beri Deva Partisi'yle beraber siyaset yapıyorum. Her şeyden önce sizlerin gazeteciler gününü kutluyorum. Doğru gazetecilik yapmak her zaman zor. Ve bu ülkede inşallah hep beraber daha iyi koşullarda, daha özgürce yaşayacağız diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sayın Başkan, adaylarımız, sizler bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir pazarlık sabahında arkadaşlarımızı da gördük. Bazen uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı da burada gördük. Güzel bir ortam sağladınız, teşekkür ederim. Ben Nezir Karay'ım. İktidar Gazete, Beylikdüzü Gazetesi ve Esenyurt Gazetesi'nin sahibiyim. Aynı zamanda internet sitemiz var. Onları detay detay geçmeyelim. Start TV diye bir kanalımız var. Aynı zamanda Türkiye Yerel Basını Genel Başkanıyım. Böyle güzel bir ortamı sağlayıp, bunu yapacak çalışan gazetecilerin münasebetiyle verdiğiniz sağlıklarına dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Günaydın herkese, afiyet olsun. Celal Karahi, kent geçmeniz. 30 yıl kent gazetesi. Kent geçmeniz. Ve bu haber toplamında haber sitemiz var. Bir de bir haberde kent geçmeniz kanalımız var. Günü anlama adına burada bulunmak dolayı teşekkür ediyorum başkanım. Ve adaylarımızı da başardım. Teşekkür ederim. Süreyi
Canan Günerbaş. Yani bir 5 yıldır bu meseleyi yapıyorduk ama kısa bir ara verelim. Ömer abi de tam meclisiyeli zamandan beri tanıdık. Selam olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin gözünde çok kutlu oldu. Sen ne oldu? Sen ne oldu? Ben de kısa pantol giyiyordu herhalde o zaman. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İsmim Abdülkadir Kadir Aydınlı. Isparta Yalbaş doğumluyum. Osman Gazi Üniversitesi İşletme mezunuyum. 14 bin çalışanın bulunduğu kurumsal bir şirkette finans uzmanı olarak görev yapmak değil. Bir vatandaş olarak yani her vatandaşın yaşadığı ilçeye karşı bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ben de bu sorumluluk yürütücüyle Esenyurt'ta bir belediye meclisi adaylarına başlattım. Bildiği gibi bir düşünce paylaşmak istiyoruz. İlkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin mutluluğu şartıdır. Ülkemizde gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan Türk basının bir dönüm noktası olan 212 sayılı kanunla 1961 tarihinde 10 Ocak Erdoğan'ı gazeteci olarak tutanmaktadır. Gazeteciler halkın bilgi alma, bilgi edinme açısından demokrasinin en önemli temsil etmektedir. Bu vesileyle kıymetli basın mensuplarına başarılar ve ebediyeti intikal eder. Basın mensuplarından ruhları şad olsun. Rahmetle anıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Sağ olun. Merhabalar, ben Rüya Gürbüz. Gazeteci değilim ama emin olun en az sizler kadar topluma duyarlı bir öğretmenim. Öğretmen olarak aramızda bulunmaktan mutluyum. Ali Emrah Bey'in kardeşiyim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Güzel sizin beslediğinizden öğretmenlik. Teşekkür ederim. Gazetecileri de sizlere eğitiyorsunuz sonuçta. Efendim? Gazetecileri de sizlere eğitiyorsunuz sonuçta. Kesinlikle bu yönde öneminden de her yaz tatilinde, tercih sürecinde bu noktaya çok önemli değindiğimi de ifade edebilirim. Baştan öncelikle böyle bir programı organize ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Siz gazeteciler gününü de kutluyorum. Rukiyar. Ben de Batmanlıyım. 3 yıldır Deva Partisi'nde İstanbul İl Yönetimi'nde aktif görev aldıktan sonra şu anda da Bahçelievler'de belediye meclis üyesi aday adayım. Hepinize afiyet olsun. Merhaba. Başkanım, ilk önce bölge organizasyonunda bize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ayrıca gazeteciler gününüzde kutlu olsun. Ben de Deva Partisi Eyüp Sultan Kadın Çalışmaları Başkanıyım. Ben de elimizi taşın altına koyduk, yerelde kadına yer var diyerekten öncülük etmek adına ben de ilçemde belediye meclisi aday adaylığı başvurumu yaptım. Bu kadar. Öncelikle geç kaldık. Onun için özür diliyoruz ama bizde dernekçilik olunca dernek programlarımız vardı. Mihrican Deniz ben tanımayanlar için. Kent Haber Gazetesi ve Esenyurt Haberleri internet sitemiz var. Hem yazılı basın hem de internet medyasında da sosyal medyada güçlü bir platformda aktif olarak yıllardır görev yapıyoruz. Ömer abiyle ilgili herkes iyi niyetlerini belirtti. Üstüne koyacak, üstüne söyleyebilecek çok fazla bir şey bilmiyorum ama meslek hayatımda benim için de kıymetli isimlerden biridir. Siyasetin göbeğinde hep oldu. Bundan sonra da olması arzusundayız. Çünkü siyasette bazı isimler gelip geçerken, isimleri hatırlamazken bazı isimler de unutulmaz. Umarım unutulmazlar arasında yer alır. Bize gösterdiğiniz nezaket için, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hemşerim Güven Bey'e ve genç kardeşimize çok başarılar diliyorum. Aynı zamanda işte kadın arkadaşlarımızın gözümün içine bakıyorsunuz efendim. Siz söyleyeceğim. teşekkür ediyorum. Özellikle de süreç içerisinde bir kadın olarak söylemekte fayda görüyorum. Siyasette ne yazık ki
İşte her şeyin bel kemiği, işte vücudunuzda bile bir yeriniz ağrırken, belinizden güç alırken, siyasetin de bel kemiği kadınların maalesef ki erkek egomanyasıyla birlikte yok olduklarını, yok edilmeye çalıştıkları bir dünyada yaşıyoruz, bir ülkede yaşıyoruz. Bunu bütün siyasi partiler için söylüyorum. Umuyorum hanımefendi gibi çok sayıda kadının meclis üyesi olduğu, belediye başkan adayı olduğu bir 2024 seçimi hayali ile bizi karşı karşıya bırakırlar ve bu gerçekleşir, bu hayal. Sakın beyler beni yanlış anlamasın. Elbette ki sizler de bu ülkede ve işte bizler için de kıymetlisiniz. Ancak kadınların siyaset yapma hakkı olduğunun da özellikle altının çizilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Sayın Başkanım, Ömer Beyciğim, meclis üyesi listesi oluştururken o listede kadınları ve bizlerin haklarını koruyun. Özel isteğimizdir. Bunu bütün siyasilere de söylüyorum elimden geldiğince. Bu noktada da bunu duyarlılığı gösterirseniz bizler de memnun oluruz kadınlar olarak. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Nezaketiniz için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sen Ardahanlısın, zaten kibar adamsın. Herkese afiyet olsun. Murat Karakoç ben. Şahsım adına bir yayınım yok. Ama gazeteciler benim arkadaşım ve hepsinin yayını benimdir. Gazeteleri de benimdir. Sıkıntı yok o konuda. Ömer abiyle öteden beri tanışırız, sevgili başkanımla. Biz onu hem siyaset hem spordan iyi biliriz. Spor camiasından. Teşekkür ediyorum. Aday Güven abime ve değerli kardeşime de başarılar diliyorum. Umarım başarılı olursunuz. Meclis üyesi hanım arkadaşlar vardı galiba. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Turan Aptürk, Kaçkar TV ve Serhat Birkin TV, Mustafa Kübelli'nin imtiyaz sahipliğinde. Ayrıca bizim yazılı basınımız var. Kaçkar TV'den canlı yayınlarımız var. Serhat Birkin'den canlı yayınlarımız var. Ayrıca benim Erzurum haberleriyle ilgili internet sistemi var. Adaylarımıza başarılar diliyoruz. Erzurum'a evet. Ben öyle düşünmüyorum. Ben Kars'ı, Ardahan'ı bir tutmayan bence vatan aynıdır. Ben o kadar söylerim. Çünkü yani ben öyleyim. Ben Şenkaya, ben Oltu'yu, ben Göle'den, Ardahan'dan ayrı tutamam. Biz buyuz. Tebrik ederiz seni. Öncelikle merhabalar, ben Sinan Yazıcı. Deva Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayı PSZ'deki Mert'in basın danışmanıyım. Kendisi burada değil ama temsilen beni gönderdi ve selamlarını iletmemi istedi. O da 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tek tek kutladığımı söylemek istedi. Öncelikle başkanıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyonu hayata geçirdiği için. Çünkü gazeteciler önemlidir. Ben de 12 yıldır bu sektörün içinde olduğum için gazeteciliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Değer vermek gerekiyor bu noktada. Özellikle yerel gazetelere. Çünkü artık hani gazeteciliğin tanımı dediğiniz gibi gerçekleri yansıtmaktır ama bazen doğru yanlış karıştı artık bu sektörde. Gerçekleri tam anlamıyla yansıtamadığınızı düşünüyorum. Ama yerel bu noktada öyle değil. Yerel her zaman doğruyu ve halkın yanında olduğunu göstermişti. Ben de meslektaşınız olarak bu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tek tek kutlamak istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim başkanım, çok sağ olun. Gerçekten heyecanlıyım çünkü hep ben soru soran taraftaydım, hep dinleyen taraftaydım. Zor. Bu konumda olmak gerçekten kolay değil ama hani başkanımı temsilen buradayım. Sağ olsun, o da bana bu görevi sunmuş oldu. Ben de mesajlarımı sizlere iletmek isterim. Evet. Hangi yayın organındaydınız? Sizi daha yakın tanımak istiyorum. Ben Ankaralı bir gazeteciyim.
Başkanımın 10 ay önce açmış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında açmış olduğu Elips Haber, Elips Televizyonu var. Şu an oradayım. Ama öncesinde kanallarda çalıştım. Türkmenede Televizyon'da, yani Orta Doğu Merkezi bir kanalda, Irak Merkezi bir kanalda çalıştım. Yani şimdi de buradayım, Elips Haber'de. Elips. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Seçim var. Sizde aday adaylarımız var. Ve Esen yurtunda öncelikle Gölce'deki ilçe başkanı, yani bugünkü ilçe başkanımız Cumhuriyet Partisi'nde başkanlık görevi aldı. Her bir sorusu. Bunu nasıl değerlendireceksiniz ilgili de Esen yurttaki oy oranı nedir? Doğal olarak adaylarımız çok yakınlığı ilgilendiren durum bu. Çok fazla uzatmayın soruları, çünkü başkalar da sonra şimdi beraber birazcık kahvenin 40 yıl hatırı varsa biz onlarca acı kahve içtik Halis Bey'le. Bölgede de emeği var. Biz hiç kimseye bize yakışmayan ifadeyle asla bulunmayız. Ona çıktığı siyasi yolculukta başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Biz Esenyurt'ta Deva Partisi'nin bu ülkede herkesin söylediği hukuk, adalet, ekonomik konulardaki söylemler bizim de çok sık dinlendirdiğimiz 23 tane eylem planımızla gerçekten topluma nefes aldıracak bir dolaritamız var. Ben inanıyorum ki Deva Partisi bizim hem geçmişte burada verdiğimiz bir emek, tabii ki Halis Bey'in büyük bir faktörü var ama biz bir ekiptik. Yani bu ekibin içinde bulunan, burada ismini tek tek fırsat olmadı. Maruf Bey'in, Mesut Bey'in, İbrahim Bey'in, Canip Bey'in, Alperen Bey'in her birinin emeği var. Yani ben dün bir siyasette beraber yol yürüdüğüm arkadaşıma dedim ki, örneğin siz 10 milyon harcadıysanız ben 75 bin harcadım. Benim için o 75 bin senin 10 milyonuna belki de eşittir. Çünkü çok veren maldan az veren candan. Her bir arkadaşımız aidat ödemiştir, emek vermiştir, koşturmuştur. Esenyurt'ta Deva'nın kesinlikle karşılığı var. Bakın biz burada ya bunların da adayı var diye seçime girmiyoruz. En az AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kadar da iddialıyız. Toplumumuzda da bunun karşılığı var. Tabii ki hiç seçime girmediğimiz için oy oranını kaçtır derseniz söyleyeceğim çok afaki olabilir. Ama bizim burada şu anda 15 bin tane kayıtlı resmi üyemiz var. Ve bölgemizin bizim siyasi görüşlerimize çok uygun ve yatkın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz burada iddialıyız. Seçimi alma maksatlı. Yani bunun dışındaki işte meclise sokacağımız 3-5 meclis üyesi bile bizim için yeterli olmayacağına olan inancımızla burada bir mücadele vereceğiz. Ama 1 milyonun üzerinde bir nüfusun olduğu, 700 bin seçmenin olduğu yerde gerçekten Gedai gibi biz bir geriden gelme durumumuz söz konusu. Ama iyi bir hava yakaladık. Pırıl pırıl adaylarımızla, adaylarımızla yola çıktık. Mecliste de az önce bahsetti Mircan Hanım. Kesinlikle kadın adaylarımız olacak. Bölgenin demografik yapısını göz önünde bulunduracağız. Bir tane bile meclis üyeliğinde dahi hata yapmamak üzere eğitimi, memleketi, partideki emeği göz önünde bulundurarak burada kazanabilmek adına ne gerekirse onu yapacağız. Dolayısıyla belki burada partide en çok emeği geçen arkadaşa diyeceğiz ki sen bu davaya meclis üyeliği için gelmemiştin. Sabredeceksin, bekleyeceksin. Bağrına taş basacaksın, oturacaksın, herkesten çok çalışacaksın. Biz bir başka arkadaşımızla partimize daha güç kazandıracak
bir çalışma programı hazırlayacağız. Dolayısıyla biz burada iddialıyız. Oy oranımız 3-5-10 demeyeceğim. Ama 15 bin üyemiz var. Bizim Deva Partisi olarak da ciddi bir karşılığımızın olduğunu düşünüyorum. İnşallah burada seçimi başa baş götüreceğiz. Elimizden gelen bütün gayreti, çabayı ortaya koyacağız. Peki, buyurun. Konuşmanızda estağfurullah. Notum var, araya şey girmesin. Dediniz ki bir oruçtan bahsettiniz. Bir oruç borçlu. Evet, evet. Anadolu gitti diye mi oruç? Yok. Necmi Bey'den sonra gelen arkadaş Esenyurt'ta yıpranmış bir isim olmasın. Tescillenmiş Esenyurt'a, hani Tayyip Bey dedi ya biz Esenyurt'a ihanet ettik diye. İhanetin başkentini söylüyorum, Esenyurt'tur. O kadronun içinde yer alıp imza atan, hani bazı arkadaşlar diyor ki ben encümendeydim, yani meclis üyesi ayrı, encümen ayrı, ben biliyorum ama encümendeydim. Hastanenin yapılmasında imzam vardı. Peki 40 katlı binaların, start ağızların yapılmasında senin bir dahlin yok mu kardeşim? He? Yapılan her iyi işte ben, yapılan her yanlışta görmedim, duymadım, bilmiyorum. Murat Alatepe'ye tanımadığım, bilmediğim Esenyurt'a en azından zarar verdiğine şahit olmadığından dolayı bir gün oruç aladım. Yoksa Necmi Kadıoğlu yeniden çıksın, gelsin, aday olsun, yarışırız. Yakışır da, madem ki 15 sene Esenyurt'ta hizmet etti, bu millet onu özlüyor, gelsin, yeniden aday olsun. Biz de onunla yarışırız, hiç değilse Necmi Kadıoğlu'nu yendik diye kendimize de böyle bir pay çıkarırız. Yani Necmi Bey gitti diye oruç moruç adamadım. Gelenin Esenyurt'a ihanet etmeyeceğine olan inancımla adamıştım. O da benim üstümde borç 7 senede oldu. Öyle başkanım. Hemen sormadan. Şimdi genel merkez dese ki Necim Kadıoğlu'na Esenyurt'tan belediye başkan adayı yaptık. Çalışın dese. Ne yapacağız şimdi söylediklerini? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Size uzak değil çünkü aynı partiden. Şimdi hayatta birçok şey yaşanmıştır, olmuştur. Yusuf Aleyhisselam'a iftira atıldığı zaman 3-5 aylık çocuk o konuşacak, dile gelecek, şahitlik edecek dediği zaman o gün kral nasılsa konuşmayacak diye tamam konuşsun dediği gibi Necmi Bey'in de, yani o çocuk konuşur ama Necmi Bey bizden aday olmaz. Olamaz. Ama o kadar Ali Babacan'ın siyasi ahlakına, çizgisine yatkınsa, Ali Bey de onu kabul etmişse, o zaman derim ki helal olsun. Demek ki hayatta bazı şeyler değişebiliyormuş. Ama değişemeyen bazı şeyler de var. Her an her zaman değişiyor. Bakın Nezir Bey, ben ilimize, genel merkezimize, yani buradaki yaptığım gevezeliği genel başkanın karşısında da yaptım. Çok naif bir insan. Arkadaşlar bugün için de o gün gittiğim zaman da ben genel başkanla konuşacağım, heyecanlı mısın diye. Ben genel başkanımıza başlarken şöyle derim. Bence benden yaşça gençsin ama siyaset büyüğümsün, liderimsin. Ben sizi aristokrat değil, halktan bir insan olarak görüp rahat konuşacağım. Gerçekten Ali Bey çok naif bir insan. Bana görev verdikleri zaman da genel ilde şunu söyledi. Bize acele bizim içimize sinmeyen adayları empoze edip tepeden birilerinin buraya gelmesine sakın ha müsaade etmeyin. Biz orada işimizin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Konuşulacak şey var, konuşulmayacak şeyler var. Burada Deva Partisi adına siyaset yapmak hem bir onurlu iştir hem de ateşten bir gömlektir. Biz biliyoruz 60 sene bu gömleği üzerimizde taşıdık. 60 dakikada olsa üzerimizde taşımayı beceririz inşallah. İnşallah onlar da zaten sağ olsun takip ediyorlar. Genel merkezimiz, milletvekillerimiz Esenyurt'u yakın takip ediyorlar. Esenyurt'ta en uygun olan arkadaşımız hangisi olur olsun buraya aday olacaktır. İnşallah bu süreçte hiçbir arkadaşımız kırılmadan,
gücenmeden, darılmadan bu üstümüzdeki sorumluluğu yerine getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Ziyaretlere başladığımız zaman dedim ki ilk işim AK Parti'den başlamak olacak. Kim nasıl yorumlar yorumlasın. Ben Harun Özel'le aynı camide saz duracağım. Yan yana namaz kılacağım. Ben onun ilçesine gidemeyeceğim. O da buraya gelemeyecek. Bu ayıptır, bu yazıktır. Bu Esenyurt'ta yapılan en büyük kötülüktür. İlk randevumu AK Parti'den talep ettim. Ama Harun Bey'i tenzih ederim. Sevdiğim bir arkadaşımızdır. Esenyurt'u yönetmeye talip olan o koca koca partilerin mensupları yürekleri yetip de bir başka parti onlara nezaket ziyaretine gelmesine müsaade edemeyecek kadar iradeden yoksunlar. Dolayısıyla ben AK Parti'ye de giderim. Deme de gittim. Biz deme mi destekleyeceğiz? Yani bir siyasi partinin ilçe başkanı ziyaretimize geldiği zaman söylediği söz şu. Burada demin kazanma şansı var. Sizin tavrınız ne olur? Ne olur dedim biliyor musunuz? Esenyurt'ta 600 bin oy kullanılacaksa, birinci olan parti yaklaşık 200 bin oy alacaksa, 200 bin oy veren vatandaşın iradesini tanımıyorum demem. Kardeşim DEBA kazanacaksa kim kazanır kazansın? Ama biz kazanacağız. Hiç kimse kendini böyle kaftalarında görmesin. Yani imar barışı uygulayarak Doğu Güneydoğu'daki katliamın sebebi olan Murat Kurum'la İstanbul'u alacağız diyorlarsa hayırlı olsun. Biz olanların içinde olmayacağız. O vebalin içinde olmayacağız. Bizim vicdanımız bunu gerektiriyor. Bakın Tayyip Bey'in geçmişte bir hatırası var. Benim olaya bakışımı da o yansıtır. 87 yılı Fatih'te renk düğün salonunda bir panel düzenleniyor. O zaman medya bu kadar yaygın olmadığı için paneller çok meşhur ve yaygın. O zaman başörtü mağdurlarının olduğu bir dönem. Oraya katılan panelistlerden işte Demokratik Sol Parti il başkanı var, çeşitli partilerin il başkanları var. O zaman bir araya gelip konuşma şansımız vardı. Şimdi yok öyle bir şey. Bak, üç tane ilçe başkanı bir araya geldi diye neyin muhabbetini yaptınız deniyor. Doğru söylüyor arkadaşımız. Çünkü artık bir araya gelme şansımız kalmadı bizim. Çünkü öyle gerekiyor. Çünkü siyaset bundan besleniyor. O zaman başörtüsüyle ilgili bizim bir parti büyüğümüz şunu demişti. Demişti ki salon tıklım talebe dolu başörtüsü mağdurları. Ben demişti sizin yerinize olsam üniversitenin kapısına kadar başımı örter giderim. Üniversitenin başını orada başımı açar ama yine de okurum. Kızlar ağlamıştı. Tayyip Bey söz almıştı. İl başkanımızdı. Demişti ki ya inandığınız gibi yaşarsınız ya yaşadığınız gibi inanırsınız. Haklı mücadelenizde yanınızdayım demişti. O Tayyip Bey bugün toplumu yaşadığı gibi inandırmaya başladı. Rüşvetin, ahlaksızlığın, yolsuzluğun, uyuşturucunun dip yaptığı bir yaşam tarzı bize artık alıştırıldı. Dolayısıyla biz bunun için bunun karşısındayız. Ama o Tayyip Erdoğan yok. 16 uçağı olan, yüzlerce koruması olan, sarayda yaşayan Tayyip Erdoğan'la bu toplumun bağı kalmadı. Biz onun için devadayız. Dolayısıyla Esenyurt'ta biz kazanmazsak kim kazanır kazansın. Ama biz kazanacağız. Bir oy bile alsak o bizim namusumuzdur. Onun koruyuculuğunu yapacağız. Vatandaşın oyuna sahip çıkacağız. Biz ne yapalım? Siz yoktunuz ki buna oy verdik dedirtmeyeceğiz. İddialıyız biz kazanacağız. Şimdi genel başkanınız bundan birkaç ay önce bir ittifak yaptı. Tekrar genel merkezden böyle bir talep gelirse ki bunun adı A ya da B partisi değil. Tavrınız, tutumunuz ilçe olarak farklı mı olacak? Yani biz buradan bunu mu anlamalıyız?
Ben bir cevap verebilir miyim? Lütfen buyurun. İstifa edelim. Doğal olarak arkadaşlar, şimdi de görevim olduğu için birkaç gün önce genel başkanımızın önlerinde bir toplantı yapıldı. Doğal olarak, siyasi parti olarak diğer siyasi partilerin tutumunu, yaklaşımını, davranış şekillerini bekledik. Nasıl bir yol haritası belirliyorlar diye. Geldiğimiz nihai noktada partimiz tek başına karar aldı. Yani bir saatten sonra hiçbir partiye itiraf halinde yürüme olayımız yok. Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde, her ilinde kendi partimize, kendi logomuza seçmeleriz gibi bir yani genel başkan düzeyinde bu karar alındı. Önceden bu süreç değerlendirme alındı. Değerlendirme sonucu geldiğimiz niyetli noktada tek başımıza seçime gireceğiz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Soru var mı arkadaşlar? Sayın Başkan bir soru sormak istiyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Testici gece geç saatlerinde sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Terörün başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edeceğiz dedi. Bu logo içinde sizin partinizin logosu da vardı. Ne demek istediniz burada? Siz buna nasıl bir tavır gösterirsiniz? Evet, yani bir nevi şey ittifak olarak tabii çok sayıda kim var? İyi Parti var, burada TİP var, Zafer Partisi var, Demokrat Parti var, DEVA var. Hepsi var. Yani çoğu var aslında da. Yani burada buna tepkiniz nedir başkan? Yani şöyle söyleyeyim. Bu toplumda siyaset yapıp çözüm üretmeyen siyaset toplumdan kopuk siyasettir. Yani 40 yıldır bu ülkede işte bir terör problemi var. Bunun evvelinde sağ sol denen, ülkücü, devrimci denen bir süreç yaşandı. Yani DEVA Partisi gerçekten bu ülkede bu terörün bitirilmesi adına doğru olduğuna inandığı herkesle her şeyi oturur konuşur. Bu size göre yanlış bile olsa DEM'le de oturur, terörün bitirilmesi adına konuşulur. Ki geçmişte bir barış süreci yaşandı. Ben o barış sürecinde ne dağdan gelen çadırda beraat ettirilen olayın doğru olduğuna inanıyorum. Ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin suçlu bulmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin suçlu bulmadığı keyfi olarak hapiste tutulmasına da biz karşıyız. Bu ülkede hak ve adalet eğer gerçek manada kişilere göre uygulanmazsa bu çözüm maalesef bitmiyor. Geçmişte işte beyaz toroslarla icra edildi. Bugün kayyumlarla icra ediliyor. Dün 100 kişiye düştü terör sayısı denirken bugün binlerce kişi öldürdük deniyor. Bu ne yaman bir çelişkidir ki bu ülkede bu kan durmuyor. Dolayısıyla bu kanın durdurulması adına Ali Babacan herkesle konuştuğu gibi Büyük Birlik'te de konuşur, AK Parti ile de konuşur. Hatta hazırladığı 23 maddelik eylem planını AK Parti'ye de gönderdi, bakanlara da gönderdi. Biz iktidarda da olmasak bundan istifade edin dendi. Şimdi biz mecliste zaman zaman Halk TV'yi, Sözcü'yü falan izliyorum. Orada çok haksız, çok böyle insafsız yorumlarla karşılaşıyorum. Yani nedir o? İşte ya DEVA Partisi AK Parti'ye gidecek, anayasada destek verecek, şunu yapacak, bunu yapacak. İnanın o kadar artık içime işlemiş ki, genel merkeze gittiğim zaman Gaziantep milletvekilimize dedim ki, size yalvarıyorum dedim. Bir tane ama bir taneniz bile istifa edip bir başka yere geçmeyin. DEVA Partisi 15 tane vekili var ama 15 tanesi de her biri namusuyla, şerefiyle aldıkları oyun hakkını vermek için orada bir duruş sergiliyorlar. Bizim bir siyasi yol haritamız var. Ülkenin çıkarları doğrultusunda AK Parti ile de oturur konuşuruz. Ama asla bu ülkeye yanlış olan şeylere imza atmayız, taraf olmayız.
kısa da bir sorum olacak. Sayın Başkan önce belediye başkanı aday adınız bir açıklama yaptı. Piyasada olmamız gerekiyor dedi. Tam olarak bir açalım. Ne demek istedi piyasada olmak? Siyasi başkan. Şöyle söyleyeyim. Esenlik'te her zaman şöyle laflar veriyor. Biz sizi seviyoruz, biz sizi seviyoruz, biz sizi seviyoruz. Eğitim bilimler dersinde şöyle bir tabir var. Ya, siyasi arenada mı olmak gerektiğini ifade ettiniz, piyasada olmak? Siyasi arenada, siyasi o manada. O manada. Buyurun. Ben Esenyurt'un sevilmeye ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Esenyurt'un anlaşılmaya ihtiyacı var. Yani ben Esenyurt'ta olarak ben diyorum ki beni anlayın kardeşim, benim sizin sevginize ihtiyacım yok. Ama Esenyurt'ta sevgiler vaat ediliyor. Başkanım az önce dedi ki, dedi Murat Kurum'un, ben de öyle inanıyorum. Yani birçok şeyde parmağı varken ben gelmişim şimdi yeni bir düzen getiriyorum. Esenyurt'u şöyle yapacağım ya da İstanbul'u böyle yapacağım. Biz mümkün mertebe herkese temas edeceğiz. Yani insanlara artık dına geldiğini ve biz ufak bir açıklamayla onları anlayabileceğimizi ifade ettiğimizde kesinlikle bu işi sonucunu güzel neticelendireceğimize inanıyorum. Ben bir gazeteci olarak değil de bir Esenyurtlu olarak Ömer abinin konuşmasını takdirle izledim. Ömer abinin konuşmasını bazı arkadaşlar heyecan dediler ve heyecan değil, tam tersine bir öfke, bir isyan var. Ömer abinin öfkesi, isyanı özellikle Murat Kurum buradaki katlı binalardan bahsederken yukarılara çıktı. Çünkü hep beraber biz bu kentin yaşanılmaz bir hale nasıl getirildiğini hep beraber izledik, şahitlik ettik. Şu noktada ben özellikle Deva Partililere şunu söyleyeceğim. Ömer abinin kıymetini bilmelisiniz. Esenyurt siyasetinin, Türk siyasetinin böyle doğruları çekinmeden, sakınmadan söyleyebilen, o doğruların arkasında duracak ilkenin insanlara ihtiyacı var. Ben seni özellikle kutluyorum Ömer abi. Sayın Ali Babacan'ın da senin kıymetini bilmesi gerekiyor. Esenyurt'un senin gibi insanlara yanlışa yanlış diyen, yer zaman kovalamadan yanlışa yanlış diyen siyasetçilere ihtiyacı var. Kendi adıma teşekkür ederim. Başkanım, bitirdik mi yoksa? Bana göre bitirdik mi yoksa? Bitti. Sor. Şimdi evet. Sayın Başkanım. Biz de burada Murat'ımıza erelim. Eyvallah. Eyvallah abi. Şimdi Hakan kardeşimin söyleminden yola çıkarak yani şunu söylüyorum. Ömer abinin söylemleri çok iyiydi, çok güzeldi. Özellikle Esenyurt ölçekli siyasi partilerin ilçe başkanları ya da siyasi argümanlar, yöneticiler birbirlerini ziyaret etmeli. Bizce de ziyaret etmeli. Bence de sık aralıklarla ziyaret etmeli ki buradan, oradan çıkan sokağa yansıyan şey barış olsun, güzellik olsun. Aksi takdirde kutuplaştıkça, gerdirdikçe sokakta da gerilme oluyor. Bunu söylemek istedim. Ömer abi bu noktada tebrik ederim. Her yere, her partiyi ziyaret edildiğinden dolayı. Ben sevgili adayımıza soru sormak istiyorum. Öncelikle siyasete yeni girdim dediniz. Başarılar diliyorum tekrar. Eğitimcisiniz. Belediye başkanı olursanız, bir sorun bu. Belediye başkanı olursanız eğer ki Esenyurt'u nasıl bir görüyorsunuz? Yani fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Ya da ne yapacaksınız ilk olarak? İkincisi de kazanamazsanız, yani seçimi kazanamazsanız siyasete devam edecek misiniz? Devada siyasete devam edecek misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Birinci soruda şöyle cevap vereyim. Esenyurt'u küçük Türkiye diye nitelendiriyorlar. Ben buna karşıyım. Esenyurt küçük bir dünya. Çünkü 103 farklı ülkeden insan barındıran, dolayısıyla 103 farklı dil. Esenyurt'ta şöyle, Esenyurt'un Somalisi de var, Esenyurt'un Filistin'i de var, Esenyurt'un şeyi de var, Meksikası da var. Yani sokaklarını gezdiğinizde siz Esenyurt'ta Filistin'i de görebilirsiniz, siz Esenyurt'ta Meksika'yı da görebilirsiniz, siz Esenyurt'ta aklınıza gelebilecek her ülkeyi görebilirsiniz. Şimdi Esenyurt'ta biz şöyle afaki vaatlerde bulunmuyoruz. Ya ben gelirsem ben Esenyurt üstünden şey geçireceğim, tramvay hattı geçireceğim. Ben Esenyurt'u anlayabileceğime inanıyorum. Yani Esenyurt'u anlayabileceğim verilen yetkiler ve verilen bütçe doğrultusunda mümkün mertebe herkese dokunup herkesi anlayabilecek. Az önce dediğiniz gibi ben eğitimciyim. Eğitimle her şeyin düzelebileceğine inanan birisiyim. Siz kendi çocuğunuzu doğru eğittiğinizde benim az önce bahsettiğim Filistin sokakta olmayacak. Eğitimden başlayıp mümkün mertebe herkese dokunup düzelteceğiz. İkinci sorunuz? Siyasete devam edecek misiniz? Ömer abiyle Mesut abi bana ilk geldiklerinde dediler ki biz son virajda bize ihanet etmeyen birisini arıyoruz.
Evet. Yani son virajda bir vaat geldi, bir şey geldi. Ben böyle şeylere yabancı birisiydim. Gerçekten yani son virajda ne olur ne olur bilmiyorum. Ama az önce Ömer abinin dediği gibi ben Ali Babacan'la bile bir temasım oldu. Ya sevdim adamı yani. Belki biraz da eğitimden dolayı insanları tanıyabilme şeyim var. Herhalde yeteneğim var. Sevdim adamı, enerjisini aldım. Yani bu saatten sonra bu kadar da büyük konuşuyorum. Ne vaat edilirse edilsin. En azından bu siyasi süreçte ya da Ömer abiler, Ömer abi gibileri bizim önümüzde olduğu sürece ben bu yoldan ayrılmayacağıma dair hepinizin huzurunda söz veriyorum. Benim de sizden bir ricam var. Siz hepiniz Esenyurtlusunuz ya da hepiniz Esenyurt'a aşıksınız. Bu konuda biz de sizlerden destek bekliyoruz. Yani mümkün mertebe yani bizden birisi olsun, ya bizi anlayan birisi olsun. Bunu ben olurum, Güven abi olur, bir başkası olur ya da başka bir partiden sizin sevdiğiniz bir aday olur. Ama Esenyurt'u bilen, Esenyurt'u anlayan, Esenyurt insanına dokunabilecek. Yani gelip yalan yanlış vaatler veren değil de gerçekten de Esenyurt'un sorularıyla işleyen. Az önce Ömer abi biraz yükseldi ya. Evet. Çok güzel bir şey söyledi. Siz dediniz ki Ömer abi şeyden dolayı yükselmedi. Kızgınlığından. Artık dolmuş herkes ya. Dolmuşuz. Dolayısıyla bir şeylerin değişmesini istiyorsak bu konuda sizlerin de bize yardımcı olmanız lazım. Bizler gazeteci olarak şahsım adına söylüyorum. Esenyurt'u yaklaşık 38 yıldır Esenyurt'luyum. Ben şahsım adına Esenyurt'a 3. sayfa haberi yapmak istemiyorum. 3. sayfa haberi yapmak istemiyorum. Başka arkadaşlar bilemiyorum, dışarıdan gelen arkadaşlar düşünebilir ama 38 yıllık bir Esenyurt olarak artık Esenyurt'a 3. sayfa haberi yapmak ya da görmek istemiyorum daha doğrusu. İnşallah. İnşallah. Ben özür diliyorum. Kalkmadan arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben bu soruyu soru olarak da değil, Esenyurt olarak soruyorum. Özellikle basın kurulu olduğu için bunu dile getirmek istiyorum. Bu soruyu sorduğumda direkt bana belki Sedihan Bey'in ismi verilecek. Esenyurt'tan bir vekil. Türkiye'nin hemen hemen en büyük ilçesi. En büyük ilçesi olan Esenyurt'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Esenyurt'u temsil eden kaç tane vekilimiz var? Bir tane Seyitanız. Bu Esenyurt için acı bir sonuç değil mi? Acı bir nokta değil mi arkadaşlar? Şeyden mesela. O yüzden... Bir de Seda Gören Bölük var. Doğru yani, görevi. Şunu söylemek istiyorum. Bölge aslında. Bölgede ya. Bölgede yok. Bakın ben onu demek istiyorum. Bakın ben 40 yıllık Esenyurtluyum. Esenyurtluyum, Esenyurt'un çocuğuyum. Esenyurt'ta büyüdüm. Esenyurt'un tarlayken biz burada top oynuyorduk. Ben üzülerek şunu ifade etmek istiyorum. Ne acıdır ki Türkiye'nin en büyük ilçesi diyerek Esenyurt'a yanlış yapıldı, ihanet edildi. Ya yok mu 1 milyonluk Esenyurt'ta baba yiğit, yok mu Esenyurt'ta 1 milyonluk Esenyurt'ta Esenyurt'u yönetecek, Esenyurt'u temsil edecek insanlar yok mu? Çok var. Ama ne yazık ki basınından özür dileyerek konuşuyorum. Basınından Esenyurt'ta yaşayan bireye kadar hepimiz Esenyurt'a yapılan yanlıştan sorumluyuz diye düşünüyorum. O yüzden biraz kendimizde sorumlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bize dayatmaları hep biz kabul ettik, sineye çektik. O yüzden Esenyurt'u birbirini anlamalı, Esenyurt'u kendine yetebilmeli, Esenyurt'u kendini temsil edebilmeli diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Deva geliyor. Selam olsun deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesi mi var? Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulmasın. Bak bu kadar.